Şu şeyi de bir gösterir misin? Ali Koç'un çok itiraz ettiğim bir beyanı var. Onu da söyleyeyim de söylemezsem ayıp olur, haksızlık olur. Evet, Ali Koç der ki, inşallah ileride Fenerbahçe kimsenin sahip olduğu bir kulüp olmaz. İş adamı Ali Koç da der ki, futbolun gelişmesi için sahiplik modeli daha doğru olan model. Biraz kötü yayınlanmış. Sahiplik modeli dedikleri bir kulübün sahibi olması. Acun Bey nasıl yurt dışında bir kulübün sahibi olduysa, bu ülkede Kasımpaşa'nın, Karagümrük'ün vesaire sahibi varsa, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve de Beşiktaş'ın sahibi olma önerisi, Fenerbahçe'nin sahibi olma önerisi gibi duruyor. Şuradan açık söyleyeyim Ali Koç. Dünyadaki her şeyi Ali Koç ailesinin parasız yeter. Şimdi diyor ki Ali Koç, ileride Fenerbahçe kimsenin sahip olduğu bir kulüp olmaz diyor. Şey Ali Koç, ne denir ona? Spor adamı Ali Koç. Ama iş adamı Ali Koç, sahiplik modeli en ideali olur diyor. Bence temel mesele zaten şu. İş adamı Ali Koç'a Türkiye'de zaten bütün kapılar açık. İş adamlarına her kapı açık. Ama Fenerbahçe insanların farklı bağlamda da olsa gönlünü verdiği ve bu cümlenin dahi akıldan geçmeyeceği bir kulüptür. Fenerbahçe'nin iyisiyle, kötüsüyle, dostuyla, düşmanıyla sevenlerinin sırtında yükseldiği, sevenlerinin de onun yanında olduğunun altını çizmem gerekir. Bir ikinci husus, lütfen bunun da altını çizelim. Bütün kulüpler için söylemek isterim. Cumhuriyet kulüpleri için, Cumhuriyet'e bağlı kulüpler için söylüyorum. Arkadaşlar, Ali Koç değil, sadrazam olsanız, Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak size olduğunuz şeyden çok daha fazla büyük bir armağandır. Çok daha fazla büyük bir onurdur. Yani siz Koç ailesinin prensi bile olsanız, sonuç itibariyle Fenerbahçe Başkanlığı çok daha önemlidir. Yani hiçbir iş adamı ben cepten para verdim bilmem ne diyemez. Deme hakkına sahip değildir. Verme kardeşim. Çünkü sana bu halk Fenerbahçe başkanlığını vermiş oluyor. Bu Aziz Bey için de geçerlidir. Ali Koç için de geçerlidir. Kim için olursa olsun. Fenerbahçe başkanlığı kıymetlidir. Hayatınızda Fenerbahçe sporcusu olarak anılmak kıymetlidir. Bir Can Bartu, bir Lefter Küçük Antonyadis, bir bugün Eda, yani Eda Erdem, bir Aykut Kocaman olmak değerlidir. Ama Fenerbahçe'nin başkanı olmak çok mühimdir. Ne cumhurbaşkanları gelip gidiyor unutuluyor, ne başbakanlar gelip gidiyor unutuluyor, bakanlar gelip gidiyor unutuyor. Ama Fenerbahçe başkanlığı unutulmaz. Şu ya da bir şekilde gündeme gelir. O yüzden biz onu verdik, bunu verdik. Geçiniz bunları. Siz hiçbir şey veremezsiniz Fenerbahçe'ye. Sadece Fenerbahçe size verir. Bunu bütün kulüpler için söyleyebiliriz. O yüzden ne yanağınızı okşatın, ne padişahın önünde eğilin, bükülün, hiçbir şey yapmayın. O kulübün taraftarları zaten o kulübü ayakta taşır. Bu hayatın her alanı içinde geçerlidir. Nerede durduğunuz önemlidir. İlkeli olmaya özen gösterin.